Gençler bugün aralarında asal kavramını işleyeceğiz. Aralarında asal kavramını. Evet, bir başlık yazalım. Başlığımızı yazıyoruz. Aralarında asal tanımını yazıyorum. İki sayının birden başka böleni, bir dakika, ortak böleni diyelim değil mi? Ortak böleni yoksa o iki sayıya ya aralarında asal denir. Örneğin 8 ile 15'in aralarında asal olup olmadığını araştıralım. Şimdi gençler şunu da söyleyelim. Aralarında asal olması için sayıların asal olma zorunluluğu yoktur. Şimdi 8'in çarpanlarını bulalım mı? Kimdir 8'in çarpanları? 1 kere 8, 2 kere 4, 3 yok. 4 zaten var. Başka yok. 15'in çarpanları 1 kere 15. Sayı tek olduğu için 2'ye bakılmaz. 3 kere 5. 2 yoksa 4 hiç yoktur. O yüzden bunlar. Şimdi burada gençler sadece bir ortak çarpan değil mi? Bundan başka ortak başka sayı var mı? Yok. O yüzden 8 ile 15 aralarında asaldır. Anlaştık mı? Gençler bu yazdıklarım sitede yayınlanıyor. Oradan da eksik kalan yerlerinizi tekrar etmek isterseniz bakabilirsiniz. Tamam? Peki her zaman verilen iki sayının aralarında asal olup olmadığını böyle çarpanlarına ayırarak mı bulacağız? Yoksa belli bir kuralı var mı? Yazalım. Aralarında asal kuralları. Hani hangi durumda aralarında asal olur, hangi durumda aralarında asal olmaz? Bunların kurallarını şöyle birer cümleyle basitçe ifade edelim. 1. 1 ile tüm sayılar aralarında asal olur. Örneğin 1 ile 12 aralarında asal ya da 1 ile 40 aralarında asal veyahut da 1 ile 160 aralarında asal. Yani sayılardan biri 1 olursa diğeri aralarında asal olur. Aralarında asalla ilgili bir soru sorulduğunda sayılardan biri 1 ise, biri başka bir sayıysa hiç çarpanlarına bakmadan hemen aralarında asal diyebiliriz. 2. 2 ardışık sayılar aralarında asaldır.
Yani ardışık sayılar derken aralarında bir fark olan sayılardan bahsediyoruz. Aralarında bir fark olan sayılardan bahsediyoruz. Kim olabilir mesela? 14, bir fazlası 15. Veyahut da 35, 36. Veyahut da 3 basamaklı olsun. 120, 121. Aralarında bir fark olan sayıların hemen aralarında asal olduğunu söyleyebiliriz. Yani hiçbir çarpanlarına bakmadan bulabiliriz. 3 ardışık yine ardışık tek sayılar aralarında asal olur. Nedir mesela ardışık sayılar? Örneğin 25 sayısıyla 27 sayısı asal değillerdir ama o birden başka ortak bölenleri olmadığı için aralarında asaldır. 43, 45, 1 koyalım aralara. Bir tane daha yapalım. 3 basamak olsun. 123, 125. Bu sayıların ne kadar büyük olduğuna bakmayın. Aralarında iki fark var ve ikisi de tekse bilin ki o iki sayı aralarında asaldır. Şöyle az yukarıya kaydırayım. 4 bir asal sayı ile o asalın katı olmayan sayılar diyelim hatta sayılar aralarında asal olur. Örneğin 5 bir asal sayı. 24 onun bir katı değil. O zaman aralarında asal olur. Veyahut da 11 bir asal sayı, 60 onun katı değil, aralarında asal olur. Veyahut da 19 bir asal sayı, 19 da 100 aralarında asaldır. Çünkü 100 19'un herhangi bir katı değildir. Yalnız ben burada kırmızıyla olmayan bir tane yazacağım. Örneğin 13 ile 91 aralarında asal olmaz. Neden olmuyormuş diyebilirsiniz. Çünkü 13 şey 13 diyorum. 91 13'ün 7 katıdır. 91 13'ün 7 katıdır. Bir de şu var. Onu yazmayacağım ama söyleyeyim sadece. Neydi onun adı? İkisi de asalsa sayıların her türlü aralarında asal olur. 5 1 asal sayı kendinden küçük tüm sayılar ile aralarında asal olur. Örneğin 5'e ele alayım. 5 kendinden küçük kim var? 4. Aralarında asaldır. 5 kendinden küçük 3 aralarında asal olur. 5 kendinden küçük 2 aralarında asal olur. 5 kendinden küçük 1 aralarında asal olur. Bunu daha büyük asallar için de düşünebiliriz tabii ki. 6 6'da olmayan bir ifade. Yani aralarında asal olmayacak bir ifadeyi anlatmaya çalışayım. 2 çift sayı aralarında asal olmaz. 12 ile 30. Her ikisi birden başka ikiye de bölündükleri için aralarında asal olmaz.
Şöyle de yazalım bunların yanına. Olmaz diye yazalım. Örneğin 74 ile 248 x'te çift aralarında asal olmaz. Tamam. Yazdık mı gençler? Peki bunları bize soru olarak nasıl soruyor? Onu göstereyim. Tamam. Önce basit bir soruyla başlayalım. Şu rengi sevmedim. En azından şu olsun. A ve B aralarında asal iki doğal sayıdır. A bölü B eşitmiş 24 bölü 34'e ise A artı B kaçtır? Sorumuz bu olsun. Şimdi gençler A ile B aralarında asal ise karşılarında eşit oldukları kesirin de pay ve paydasının aralarında asal olma zorunluluğu var. O zaman onlar da aralarında asal yapmaya çalışacağız. Yani sadeleştirme yapmaya çalışacağız. Hem 24'ü hem de 34'ü ikiye bölersem gençler A bölü B kaça eşit olmuş olur sadeleştirirsem? 24'ün yarısı 12, 34'ün yarısı 17. Şimdi 17 asal bir sayı olduğu için 12 de ondan küçükse aralarında asal olur. İki taraf da aralarında asal olduğu zaman üstteki sayı üstteki sayıya, alttaki sayı da alttaki sayıya eşit olur ki yani A 12 olur. B alttaki 17'ye eşit olur. Toplamları da 12, 17 daha 29 olur. Var mı anlaşılmayan bir şey? Bu taraf aralarında asalsa karşıyı da aralarında asal yapmaya çalışacağız. Evet. Bir tane daha soru soralım bununla ilgili. X artı 3 ve y eksi 2 aralarında asal ise x artı 3 bölü y eksi 2 eşittir 65 bölü 91. Yani x artı y kaçtır? Şöyle sadece yeni soruyu bırakıyorum. Şimdi gençler x artı 3 ile y eksi 2 65 bölü 91'e eşitse yani bu taraf aralarında asalsa karşı tarafı da aralarında asal yapmaya çalışacağım. 65 ile 91 her ikisi de 13'ün katı. O yüzden her ikisini de 13'e böleyim. X artı 3 bölü y eksi 2 eşittir. 65'in içinde 13 5 defa. 91'in içinde 13 7 defa. Artık en sade hali yani asal hale geldiğine göre üstteki grup 5'e, alttaki grup da 7'ye eşit. Yani x artı 3 eşittir 5 ve y eksi 2 eşittir 7. Artı 3 karşıya toplamı olan 3 eksi 3 olarak geçeceği için x eşittir 2.
Eksi 2 karşıya toplama 2 diye geçeceği için y de bu durumda 7, 2 daha 9 olur. Toplamları soruyordu. 2, 9 daha 11 yapar. Tamam. Birinci soru tipi bu. Kesir tipli sorular. İkinci tipli sorular ise alanlı sorular. Şimdi onları bulalım. Tamam mıyız gençler? Yazabildik mi? Sorumuz şu olsun. Dur, mavi kalem alayım. Kenarları tam sayı ve aralarında asal olan dikdörtgenin alanı basit olsun. 60 santimetre kare ise çevresinin kaç farklı değeri vardır? Malumdur ki dikdörtgenin alanı kısa kenar ile şuraya yazalım. Kısa kenar ile uzun kenarının çarpımı şeklinde bulunur. Ve bunun da sonucu kaçmış? 60'mış. Yani biz burada kimi bulacağız o zaman? 60'ın çarpanlarını bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Ne vardır 60'ın çarpanlarından? 1 çarpı 60 vardır. Sonra 2 çarpı 30 olabilir. 3 çarpı 20 olabilir. 4 çarpı 15 olur. 5 çarpı 12 olur. 6 çarpı 10 olur. Ve de 7 yok, 8 yok, 9 yok, 10 zaten yazdık. Şimdi ama burada ne demişti gençler? Dikkat edin. Aralarında asal olanları alacağız. Hadi bakalım aralarında asal olanlar kimler? 1 ile tüm sayılar aralarında asal olduğu için 1 ile 60'ı kesin alacağım. 3 ve 20 şey pardon özür 2 ile 30 ikisi de çift olduğu için aralarında asal olmaz. 3 ile 20 aralarında asal olur. Neden? 3 asal bir sayıdır. 20 onun katı değildir. Yani katı mı değil mi diye bakacaksınız. Bunu da alacağız. 4 ile 15 alacak mıyız? Evet 4 ile 15 alacağız. Çünkü 4 ve 15'i bölmez. Yani 15 ile 4 sadeleşmez. Aldık. 5 ile 12, 5 asaldır. 12 onun bir katı değildir. O zaman 5 ile 12'yi de alacağız. Ama 6 ile 10'u almayacağız. Çünkü x de çift olan sayılar aralarında asal olmaz. Onları eledim. Şimdi gelelim çevre hesabına. Çevre nasıl hesaplanıyordu gençler? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Yani birinciyi hesaplıyorum. 2 çarpı 1 artı 60. Önce 60 ile 1'i toplarsam 61, 2 ile çarparsam 122. İlk alabildiği değer bu. İkinci değer, yani bir önce bunu hesapladım. Şimdi bunu hesaplıyorum. 2 çarpı 3 artı 20 eşittir. 3 ile 20'yi toplarsam 23, 2 ile çarparsam 46. 4 ile 15'i hesaplıyorum. 2 çarpı 4 artı 15. 15 ile 4'ü topladım. 19, 2 ile çarptım. 38. Bakın kenarlar birbirine yaklaştıkça yani kısa kenar uzun kenara yaklaştıkça çevre küçülüyor. Yani buradan bir yere daha varacağım da onun için. Devam edelim. Son olarak 5 ile 12 kaldı. 2 çarpı 5 artı 12 eşittir. 5 ile 12'yi topladım. 17. 2 ile çarptığımızda 34. Kaç değer aldı? 1, 2, 3, 4 değer aldı. Kaç değer alır? 4 değer alır. Burada 1 ile 60
çevrenin en çok değerini verir. Yani birbirine en uzak ikişkenar. 5 ile 12 birbirine en yakın olduğu için bu da çevrenin en az değerini verir. Yani en az kaç deseydi cevap 34 olacak. Evet gençler bir ara verelim 10 dakika. Tamam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Tamam hocam. Hadi bakalım 10 dakika sonra buradayız. Kenarları tam sayı ve aralarında asal olan dik dörtgenin alanı ne olsun? 90 santimetre kare ise çevresi en az kaç santimetredir? Kenarlar tam sayı ve aralarında asal olan dikdörtgenin alanı 90 santimetre kare ise çevresi en az kaç, yanlış yazmışım, kaç santimetredir? Hadi bakalım. Şimdi neydi kural? Kısa kenarıyla uzun kenarını çarptığımızda 90 verecek. Peki hangi sayılar olabilir? Bütün hepsini yazalım. 1 çarpı 90. 2 çarpı 45. 3 çarpı 30. 4 yok. 5 var. 5 çarpı 18. 6 da var. 6 çarpı 15. 7 yok. 8 yok. 9 çarpı 10. Şimdi ne demiştik? Çevrenin en az olabilmesi için kenarlar birbirine en yakın seçilmeli. Yani bu ikisi olabilir. Birbirine en yakın. Çevre nasıl hesaplanıyordu? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Yani 2 çarpı kısa kenar 9, uzun kenar 10 olursa 2 çarpı 19'dan 38 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Evet. Şimdi kitaptan biraz soru çözmeye çalışalım. Bir dakika, bir dakika. Evet, burada değildi, pardon. Neredeydi benim kitabım? Ha, şuradaydı. Hemen açılsın başlayalım gençler. Evet şöyle ilerleyelim. Hangi sayfadaymış? Yazıyor mu? 7. sayfa. Bir dakika. Nerede almış bu da? Tamam burası. Şöyle. Ben onu öne aldım birazcık gençler. İki pozitif tam sayının birden başka ortak koloni yoksa bu iki sayıyı aralarında asal denir. Tamam. Şimdi aralarında asal olup olmayanlara işaret koyacağız. Mesela ilk, dur az büyütebiliyor muymuşum bunu? Şöyle büyüttük. Kendimizi de şuraya alalım şimdilik. Şimdi 15 ve 25. 15 ve 25 ikisi de 5'e bölünüyor. Yani aralarında asal değil. 21 ve 35. 21 7'nin katı. 35 de 7'nin katı olduğu için gene olmaz. 51 ile 60.
51 ve 60 her ikisi de 3'e bölündükleri için olmaz. Yani buradakiler olmaz. Buraya gelirsem 26 ve 37. İsterseniz şöyle kalemle yapayım. 37 asal olduğu için enişte, bu asal olduğu için kendinden küçük her sayıyla aralarında asal olur. 17 ve 51. 51, 17'nin 3 katı olduğu için aralarında asal olmaz. 45 ve 75. Sonları 5 ile bittiği için 5'e bölünürler. Aralarında asal olmazlar. 124 ve 252. Yani her ikisi de çift olduğu için aralarında asal olmaz. Aynı şekilde bu da olmaz. 121 ile 330. Bu 11 çarpı 11, bu da 11 çarpı 30 olduğu için, yani her ikisi de 11'e bölündüğü için aralarında asal olmaz. 91 ve 51 aralarında asaldır. 7 asal, 14 onun katı olduğu için aralarında asal olmaz. 23 ile 53 her türlü aralarında asal olur. Çünkü ikisi de ne oynadı? Asal sayı. 41 ve 205 olmaz. 41'in bu 5 katıdır. Bak, 41 asal, 205 de 41'in 5 katı olduğu için olmaz. 19 asal, 29 asal olur. 29 asal, 53 asal olur. Tamam. Burada asalları tanımamız tabii ki gerekiyor. Şöyle de kontrol edivereyim. Şu şekilde. Evet. Şimdi diyor ki, bu soruda az büyütmemiz lazım. Şöyle bir ayarlama çekeyim kendimce. Evet. Bu iki sayı aralarında asal. Yani ne olacak aralarında asal derken? Ortak. Asal olmayacak. Olmayacak. Hocam var. İkisinde de 2 var, ikisinde de 3 var. Onları yok edeceğiz. Peki nasıl yok edebiliriz? Olan asalı, buradaki olan asalı nasıl yok edebiliriz? Şu şekilde. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için o ortak olan asalların üstünü 0 yapmaya çalışacağız. 2'nin üstünü 0 yapmak için b-2 eşittir 0 diyeceğim. Eksi 2 buraya artı 2 geçtiği için b'ye 2 vereceğim. Aynı mantıktan a-3'ü 0 yapmak için a'ya 3 verirsem a da 0, şey a-3 de 0 olmuş olur. Toplamları ne olur? A artı b. 3 artı 2'den 5 olmuş olur. Ortak asal olmayacağı için onları sıfırlaştıracağız üstlerini. Yani yok edeceğiz. Yok etmek için üstlerini sıfır yapmamız gerekir. Bir de kontrol edeyim bakalım. Geçiyorum. Bunu geçelim şimdilik. Bununla geçiyorum. 17 ile 2 basamaklı 3A sayısı aralarında asal ise 3A sayısındaki A rakamı kaç farklı değer alır? Şimdi 3A sayısı 30 olabilir, 31 olabilir, 32 olabilir, 33 olabilir, 34 olamaz. Çünkü 17'nin 2 katı 34'tür. Asalın katı olmayacaktı. Bu gitti. 35 olur, 36 olur, 37 olur, 38 olur, 39 olur. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane değer alır. Tamam. Dört hariç her değer alabilir. Dört hariç her değeri alabilir. İki basamaklı A4 sayısı ile 2B sayısı aralarında asal ise
A artı B toplamı en çok kaç olabilir? Şimdi bakın, bu iki sayı aralarında asal. Şu sayımız çift olduğu için bu sayı mecburen aralarında asal olabilmesi için tek olmak zorunda. En çok dediği için 2B'yi ben 29 kabul edeyim. 2B'yi ben 29 alayım en çok dediği için. Peki A'ya 9 almamam için yani engelleyen bir sebep var mı? Yok. A4 sayısını da 94 alırsam 94, 29'un bir katı mıdır? Bakalım. 29'un örneğin 6 katını alsak geçer. Başka katı da olmadığı için A artı B 9 artı 9'dan 18 olur. Tamam mıyız gençler? "24 ile aralarında asal olan 24'ten küçük kaç farklı pozitif tam sayı vardır?" 24'ten küçük 24 ile aralarında asal kaç farklı sayı vardır? Yazmaya çalışalım bakalım. Şimdi 24 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani aralarında asal olabilmesi için seçeceğimiz sayının içinde 2 ve 3'ün katları olmayacak. Bir kesin olur. İki burada var olmaz. Üç olmaz. Dört çift. Yani başka çift sayı olmaz. Tamam. Teklere bakıyoruz. Kim var? Beş olabilir. Yedi olabilir. Gençler. Dokuz içinde üç olduğu için olmaz. 11 asaldır olabilir. 13 asaldır olabilir. Ondan sonracığıma 17 olabilir. 19 olabilir. 23 olabilir. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer alır. Örneğin neden 15 olmadı? 13 oldu, 17 oldu, 15 neden olmadı? Çünkü 15 3 çarpı 5 olduğu için yani içinde 3 geçtiği için 15 ile 24 aralarında asal olmaz. O yüzden 15'i almadık. Bu daha kolay. Niye kolay? 23 ile aralarında asal olan 23'ten küçük kaç farklı sayı vardır? 23 asal sayı olduğu için gençler, asal sayı olduğu için 23'ten küçük 22 tane sayı, 23'ten küçük 22 tane sayı ile aralarında asal olur. Asallar kendinden küçük her sayıyla aralarında asal olur. Kendisi kaçsa onun bir eksiği kadar altında sayı vardır. Dolayısıyla 22 tane sayıyla aralarında asal olur. Aralarında asal iki pozitif tam sayının çarpımı 48'dir. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Az önce benim yazdığım son soruya benziyor. Şimdi çarpımları 48 olan sayıları düşünün. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 5 yok, 6 çarpı 8, 7 yok. Şimdi aralarında asal olmayanları eleyelim. 2 ile 24 her ikisi çift olduğu için aralarında asal olmaz. 4 ile 12 her ikisi çift olduğu için aralarında asal olmaz. 6 ile 8 her ikisi aralarında asal olduğu için olmaz. Toplamlarını bulalım. Bu 1 artı 48 eşittir 49 olur. Bu da 3 artı 3 artı 16'dan 19 olur. Bu en çok değeridir gençler. Birbirine en uzak olduğu için bu da en az değeridir. Tamam. Her zaman birbirine yakın yakın seçeceğiz. 6 ile 8'i alamadığımız için en fazla 3 ile 12'yi yaklaştırabildik. Tamam. Hadi bir tane daha çözelim. Şimdi A ile B aralarında asal sayma sayılarıysa karşı tarafı da sadeleştirip aralarını asal hale getirmeye çalışıyorduk. 24 ile 28 her ikisi de 4'ün katı olduğu için yani 4'e bölünebildikleri için 4'e bölelim. A bölü B eşittir. 24'ü 4'e böldüm. 6.
28'i 4'e böldüm 7. 6 ile 7 ardışık oldukları için aralarında asaldır. Demek ki A 6'dır, B 7'dir. A 6, B'de 7 olduğuna göre 6 artı 7 toplamı 13 olacaktır. Bu taraf en sade hali, burayı da en sade haline getiriyorsun. En sade haline getir. En sade hali. Evet. Bir de buna bakalım. Dersimiz kaç geçe bitiyor gençler? 40 geçe mi bitiyor? Evet hocam, 40 geçe bitiyor. Tamam. Şimdi böyle bir ifade verilmiş. Bunlar aralarında asal. Peki karşı taraf aralarında asal mı? Bence değil. Çünkü 27 de 3'e bölünür, 48 de 3'e bölünür. Hadi 3'e bölelim. Yani 2A eksi 1 bölü 3B artı 4 eşittir. 27'yi 3'e bölersem 9, 48'i 3'e bölersem de 16. Eğer bunları aklınızdan bölemiyorsanız kağıdın kenarında bir yerde normal bölme yapacaksınız. O halde üstteki 9'a alttaki 16'ya eşit. Yazalım. 2a eksi 1 eşittir 9. Eksi 1 buraya nasıl geçer gençler? Artı 1 olarak mı geçer? 2a eşittir 10. Her tarafı 2'ye bölersem şurada 2 var diye 2'ler gider. A bu durumda 5 çıkar. B'yi de başka renkle çözüvereyim. 3b artı 4 eşittir 16. Artı 4 buraya eksi 4 geçer. 3b eşittir 12. Her tarafı 3'e bölersek b eşittir de 4 çıkar. E'yi a artı b'yi soruyordu. A 5, b de 4 olduğu için 9'dur toplamı. Burada a ile b'nin aralarında sal olmasına gerek yok. 2a eksi 1 ile 3b artı 4 aralarında sal olacak. Hadi bakalım. İki basamaklı 4A sayısı ile 12 sayısı aralarında asalmış. 4A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 12, 2 çarpı, 2 çarpı 3. Yani aradığımız sayının içinde 2 olmayacak. Yani 2'nin katı olmayacak. Bir de 3'ün katı olmayacak. Yani 40'larda 2 ve 3'ün katı olmayan sayıları alacağız. 4A sayısı 40 çift olmaz. 41 asal olur. Tamam. 42 çift. Yani çiftleri unutun. 43 olur. Asal çünkü. 44 çift. 45 3'e bölünüyor. 46 çift. 47 asal olur. 48 çift. 49 asal değil ama ne 2'ye ne de 3'e bölünüyor. O halde bu 4 sayıyı alabiliriz. A bu durumda 1, 3, 7 ve de 9 değerini alabilir. Bunları topladığımızda şu 10, şu da 10 olduğuna göre 10, 10 daha 20 yapacaktır. Tamam. Bak işin içinde çift varsa diğeri çift olamıyor. Yani bu sayı çift ya gençler. O zaman bu sayının mecburen tek olması lazım. Ama tek olması da yetmiyor. Bir de 3'e de bölünmemesi lazım. Yani burada 3 varsa karşı tarafta 3 olmayacak. Ortak asal olmayacak. Geçtik. Bunu da geçelim şimdilik. Evet, biraz büyütelim. Kocaman bir soruymuş. Alanı 24 olan dikdörtgen kenar uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asaldır. Buna göre dikdörtgenin çevresinin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulalım. Dikdörtgenlerin alanları kısa kenar çarpı uzun kenar kaça eşit? 24'e. Hangi sayılar olabilir? 1 çarpı 24 olabilir. 2 çarpı 12 olabilir. 3 çarpı 8 olabilir. 4 çarpı 6 olabilir. Yalnız burada aralarında asal olmayanları eleyelim. 2 ile 12 her ikisi çift olduğu için aralarında asal değil. 4 ile 6 her ikisi de çift olduğu için aralarında asal değil. 1 ile 24 aralarında asal, bunu alacağız. 3 ile 8 aralarında asal, bunu da alacağız.
Şimdi biri şöyle bir dikdörtgen, biri de şöyle bir dikdörtgen. Bunun kenarı 1, 24. Bunun kenarı 3, 8. E çevre ne olur bu durumda? Burası da 24, burası da 1 ya. 1 ile 24'ü topladım. 25. 25 ile karşısında olduğu için çevre en büyük 50 olur. 3, 8, 3, 8 yazdım. 8, 3 daha 11. Bir 11 de burada vardır. Bunun çevresi de 22'dir. Bu da en küçük değeridir. Gençler birbirine yakın yakın. Yani bunlar yakın kenar uzunlukları. Bunlar uzak. Yakın yakın alırsak çevre en az çıkar. Uzak uzak alırsak çevre büyük çıkar. Şuradan da kontrol edivereyim. Evet, bir tane de bunu çözelim. Sonra finish diyelim. Aşağıda verilen sayı ikililerinden kaç tanesi aralarında asaldır? Yani birbirine bölünür, birbirine bölünmez. Bakıyorum. 4 ile 9. 9, 3 çarpı 3. 4 ile 2 çarpı 2 olduğu için bu kesinlikle birincisi olur. 17'ye 51. 51 gençler 17 çarpı 3 olduğu için. 17 çarpı 3 olduğu için 17'nin katıdır olmaz. 91, 13 çarpı 7 olduğu için olmaz. 21 ve 39, 3 çarpı 13, 3 çarpı 7. Yani her ikisi 3'e bölündüğü için olmaz. Yani bir tanesi bizim işimizi görür. Diğerleri bizim işimizi görmez. Tamam mıyız gençler? Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar, yeter diyelim. Tamam.